Sırrını öğrendim. Ben nasıl yaptığını çözdüm. Artık ben de ne istersem gerçekleşecek. İyi bari. Elini çabuk tut da daha fazla uzamasın şu çizgi film. Sen niye sevgilinin yanında değilsin? Onun bugün beni anlayabileceğini sanmıyorum. Benim anlayacağımı nereden çıkardın? Çünkü aynı şeyi yaşıyoruz. Babamın bir kadına şiirler okuması, onu alıp hayatının merkezi yapması. Yani bana rağmen onunla olması. Tanıdık geliyor mu bunlar sana? Çık. Benim annem şiir okumadı. Gerçi doğru. Seninki şarkı söylüyor. Yalnız sesi bayağı iyiymiş ha. Şakıyor. Bu iltifat işinden hiç anlamıyorsun sen. Doğru söylüyorsun. Ama iyi bir ikili oldular yani. Seninki yazar, benimki söyler. Ya da benimki yazar, seninki söyler. Abartma istersen daha fazla. Okey. Güzel. En azından düğünün sanat sepet kısmı bitti. Çok garip. Bir yanım annem mutlu olsun istiyor. Diğer yanım neden babamla mutlu olamadılar ki diyor. Neden olamadılar? Babam aldattı annemi. Annem affetmedi. Sizinkiler neden ayrıldı? Aynı hikayenin tersi işte. Annem babamı aldattı, babam affetmedi. Şaka yapıyorsun. Ne var ki bunda? Yani hani kadının aldatılması daha çok olan bir şey ya. Ne bileyim ya, yani babanın aldatılması bir garip geldi. Yani bizim için de büyük bir şok olmuştu açıkçası. Peki hiç görüşmüyor musunuz? Yok. Sıfır. Siz? Babam da bizi terk edip gittikten sonra bir daha hiç aramadı. Çok garip ya. Ya benim çocuğum olsa ona asla böyle bir şey yapmam biliyor musun? Acaba hiç akıllarına geliyor muyuz? Yani illaki geliyoruzdur değil mi? Bence kapatalım bu konuları ya. Peki senin annen nasıl bir kadındı? Geçmiş acıtıyor diyorsun. Yok. Öyle bir şey demiyorum. Sadece babam ve ben sizin kadar geçmişe takılı kalmadık diyorum. Bizde konu kapandı.
Sabah banyodayken duydum. Annenin aklı sanki babanda kalmış biraz. Doğru mu anladım? Annem çok acı çekti babam yüzünden. Ondan o. Aşamadığından değil yani. Ayrıca kadınlar canlarını yakan erkekleri asla unutmazlar. Vay be. Sanırım kızların beni neden unutamadığını anladım şu an. Ego'ya bak ya. Peki. Sana son bir şey soracağım. Sor. Neden Mihre? Sen neden takıldın buna bu kadar? Yani neden ilgilendiriyor ki seni bu mesela? İyi bir kıza benziyor. Bana iyi de davranıyor. Ama işte hem sevgilisini hem kardeşini ihanet eden biriyle arkadaşlık kurmak istemem. Anladım. Mihre iyi kızdır ya. Güvenebilirsin. Ama diğer konuları boş ver. Karışık mevzular onlar. O gördüğün şeyi de unut. Ha, oldu canım, öyle kolaydı sanki. Ayrıca ya başka kimse mi yok çevrende ya? Neden o yani? Başka kimse mi yok? Bunun cevabını merak ediyor musun cidden? Evet, ediyorum. Neden o? Kötü biriyim kızım ben. Anlayamadın mı hala bunu? Ben kötüyüm. Hayır, değilsin. Sen sadece yaralısın. Ve yaptığın her şeyde yaralarını saklamak için yapıyorsun. Görmek istediklerini görme. Gerçeği gör. Ben kötüyüm. Bak. Yine yaptın. Sen kötüymüş gibi davranıp yaralarını saklayan küçük bir çocuksun sadece. Yani kötü olduğunu asla inandıramazsın. Öyle mi? Hı. Aynen öyle.